Mina, co-host yapmam yeterli olur mu? Izobel'i co-host yaparsan paylaşabilir ama screen share'e basıp yanında seçenekler var. All participants can screen share'e tıklarsan host yapmadan da herkes ekran paylaşımı yapabilir. Onu daha önce evet tamam yapmıştım ama Ama şimdi sadece co-host yapsam paylaşım co-host yapabilirim. yapsan da paylaşabilir. Evet. Tamam, peki teşekkür ederim. Rica ederim. Okay, Izoben, you are co-host now. We can start. All right, great. Okay. So, what will I share? Izobel'i net duyabiliyor musunuz? Yani biraz derinden geliyor ama sanırım kamerası uzakta olduğu için. Okay. Okay. Are you translating today, Gonal? Yes, yes, I will. Okay. Do you have a chance to increase your voice a bit? Is it better? Yes, okay. All right. So today we will talk about props and set dressing. So these are the objects that are inside a layout. Bugün props ve set dressing üzerine konuşacağız. Also, if you wish to, for the people who have a question about TV paint, we can take 5 minutes before the break to discuss that, if it's okay. Aynı zamanda TV paint ile ilgili sorusu olan varsa, aradan önce 5 dakika o sorulara da bakabiliriz. And then I will show you very briefly how I painted one of my drawings. It won't be a lot. Sesi açık olan var sanırım. Ondan sonra da size çizimlerimden birini nasıl boyadığımı göstereceğim. When I come back in the new year, I will do a class on painting. Yeni yıldan sonra tekrar sizinle derse başladığımda painting, boyama üzerine ders yapacağız. And I just want to make sure everybody knows today is the last one for another 4 weeks. Ve hatırlatmak isterim, diğer 4 haftalık ayımıza başlamadan önceki bu ayın son dersini yapıyoruz bugün. Okay. So props are in live action, what they call set dressing. By the way, I don't know what is props. Can you explain it? But yeah, this is the next line. But I can, yeah. Okay. Props, props aslında objeler demek. Yani çizimde kullanılan obje, yani bardak, işte masanın içindeki tabak gibi şeylerin genel adı. Okay. Props'un ne demek olduğunu Mina açıkladı. Teşekkürler Mina. Bunlara set dressings de diyoruz. It's the addition of all of the smaller objects in the world of the character. Evet, karakterin dünyasına eklediğimiz küçük objeler, props'lar. So many of them are drawn into the background only. Bunların birçoğunu genellikle background'da olur. But sometimes the character will have to interact with the props. Ama bazen karakter bunlarla etkileşim içerisine girer. So in the layout you would have the structure and you would have some furniture or some trees, something like that. That is part of the layout. Layout'ta ise bir mesela mobilya, bir ağaç gibi şeylerdir bunlar. But the props are all of the smaller things that make the world more believable. Bu propslar bu dünyayı, yani karakterin dünyasını daha inanılır yapan küçük şeylerdir. Their purpose is to enhance the story. Propslarla amacımız hikayeyi zenginleştirmektir. They are also there to tell us more about the character. For example, what they like or dislike, if they are rich, if they are poor, for example. Aynı zamanda karakteri daha iyi tanımamıza yardımcı olurlar. Ne sever, ne sevmez, zengin mi, fakir mi karakterimiz, bunlar gibi konularla ilgili bize bilgi verirler.
they must be in the style of the film, so they cannot just be copied from life or from photographs. Bunlar filmin stilinde olmalıdırlar. O yüzden nadiren fotoğraflardan veya gerçek objelerden kopyalanabilirler. However, they do require lots of research to make them believable, so they should still have a basis on reality. Aynı zamanda çok fazla araştırma yapmanız gerekir bunu daha inanılır kılmak için. So we will look at some examples. Mesela burada bazı örneklere bakacağız. Actually, I would like to give you a link to a website, which is amazing. Size bir web site linki vermek istiyorum. Bu gerçekten çok harika. And I will type it into the chat. Bu linki chat'e kopyalayacağım. Okay, so this is where you can find the reference of many, many films. Bu web sitesinden birçok filmden referanslar bulabilirsiniz. You are freezing a little bit. You are freezing a little bit. İnternet problemi yaşıyorsunuz da biraz. Ses kesiliyor böyle kısık kısık. Ah, okay. I cannot find the chat. I don't know why. Because I am sharing, it is really hard to find that. Is it screen caps? If it is, I can send it. Yes, yes, exactly. Okay, I can send it. Animation screen caps or? Probably. Yeah, animation screen caps. Adresini alabilir miyiz acaba? Ben atıyorum şimdi. Chat'te sorun yaşadım diyor. Deniz biliyor musun zaten siteyi atacak bize. Yeah, so share the film one as well if you know it, Deniz. Spirit of the Way? Well, no, I mean, sorry, there is one for regular screen caps. Yeah. Okay. Şimdi bir tane daha atacağım. Bu animasyonlar için olmayan, normal filmler için de öyle. Her kareyi tek tek gösteriyor. Hani 0.5 saniyede bir mine böyle hepsini fotoğraf olarak alıyorlar. Öyle sitede paylaşılıyor çoğu filmin şeyi. İlk attım animasyonlar için. Şimdi tekrar atacağım. It's really, really brilliant. These sites are brilliant because they can give you so much help for composition. Çok harika bir site. Kompozisyonunuzu oluşturmada çok işinize yarayabilir. And, well, everything really from the frame of all of these great films. Bu harika filmlerden kareler var orada sitede. I chose this one because this woman and she collects stuff. Ben bunu bu kareyi seçtim çünkü bu kadın bir sürü eşya topluyor, ıvır zıvır topluyor. So the props in this one are really crazy and extreme and they are everywhere. Bu karede propslar gerçekten her yerdeler. But you can really feel something very, even though they are all different, they feel very consistent. Ama şunu hissedebiliyorsunuz, her şey çok farklı olmasına rağmen çok iç içe de aynı zamanda. For example, the frames and the curtains, they all have a similar kind of pattern. Mesela şu çerçeve ve diğer şeyler hepsi aynı pattern, aynı dokuya sahipler. The books feel like they are from the same world. Mesela kitaplar aynı dünyadanmış hissi veriyorlar. And there are also several similar looking small jewelry boxes. Aynı zamanda birbirine oldukça benzeyen küçük mücevher kutuları da var. So somebody did a lot of work to research all of these objects. Yani biri bu objelerin tümünü bu kareye toplayabilmek için oldukça fazla araştırma yapmış olmalı. This one is from Pinocchio. Bu kare ise Pinocchio filminden. I really like this because they are just showing that this guy is making really, really beautiful toys. Bunu gerçekten çok seviyorum çünkü bu kare bu çocuğun gerçekten harika oyuncaklar yaptığını gösteriyor.
And all of them have gorgeous detail. The props themselves are character designs. Yani hepsi de, bütün proplar başlı başına bir karakter tasarımı burada. So this was not just something that people popped in there. There was a lot of work behind this. Yani bu sadece alınıp oraya koyulmuş şeyler değil. Gerçekten arkasında çok fazla çalışma var. And these are the things that make me remember this film really, because the world felt very magical. Yani bunlar bana filmi hatırlatan şeyler. Bunlara bakınca film bende çağrışım yapıyor. So props really are not an insignificant part of layout. O yüzden propslar gerçekten layout'un önemli bir bölümüler. I showed this one because the prop here is used by the character and it is this stone. Bunu da göstermek istiyorum çünkü burada prop karakter tarafından kullanılan bir taş. And even though it seems very small and insignificant, it's important to know where it actually will be coming from within the layout. Burada bu oldukça küçük ve önemsiz görünmesine rağmen aslında oldukça önemli. If the character is going to pick this stone up in the shot, it would make sense that there would be other stones in the position around it. Burada karakter o taşı alıp gösterdiğinde bizde şöyle bir duygu da oluşuyor. Yani bu taşlar etrafta olan taşlar. And this is where the shots have to be well planned because the character has to be able to reach the stone easily. Mesela burada bu oldukça iyi planlanmış çünkü taşlar karakterin kolaylıkla alabileceği bir mesafeye koyulmuşlar. So the layout artist has to know when there will be moving props in the shot and how they will be moved and used. Burada sanatçı propsların nasıl kullanılacağını, nerede kullanılacağını ve nasıl aksiyona dahil edileceğini oldukça iyi bilir. I really like the feeling of this environment and off to the spider into the Spider-Verse. Burada bu şeyin ortamın atmosferini, Spider-Verse filmindeki ortamın atmosferini gerçekten çok seviyorum. Probably because it relates to all of us and we are artists and he is surrounded by things that relate to art. Evet, çünkü muhtemelen hepimiz sanatla ilgilenen kişiler olduğumuz için ve burası da bir sanatçının çalışma ortamını çağrıştırdığı için. I like the fact that we get a look into his sketchbook and a portrait that perhaps he has drawn. Burada şuradaki sketchbook'a ve muhtemelen karakterin çizmiş olduğu portreye de dikkatinizi çekmek istiyorum. So it's telling us something of his personality, what he enjoys, how he spends his time. Bu kare bize karakterin kişiliği, zamanını nasıl geçirdiğiyle ilgili bilgi veren bir kare. And they didn't just put these things there, they also made them feel used. For example, the drawing board has spray paint on it. Bunları sadece böyle rastgele ortama koymamışlar. Aynı zamanda her bir objenin nasıl kullanıldığıyla ilgili de bize fikir yaratacak şekilde yerleştirilmişler. Another one from Studio Ghibli. Studio Ghibli are really wonderful at putting props into their films. Bu da Studio Ghibli'den bir diğer kare. Studio Ghibli gerçekten propsların kullanımıyla ilgili müthiş işler çıkartan bir stüdyodur. Every set is just filled with personality. Buradaki her set karakterlerin kişilikleriyle ilgili bilgi taşır. And you can also see a consistency in the color scheme. Ve de aynı zamanda objelerin iç içeliğine ve renk uyumuna da dikkat edebilirsiniz burada. The moving props have been given a stronger color in this case because they are interacting with the character, which is also nice. Aynı zamanda hareket eden propslara daha koyu renk verilmiş, daha canlı bir renk verilmiş. Bunu da sevdim çünkü bu propslar karakterle etkileşim içerisinde olan propslar.
in the Ghibli films, they are often using props to just show the very normal part of people's life. Studio Ghibli'de propsları insanların, karakterlerin böyle normal sıradan hayatlarına dair şeyleri göstermek için kullanırlar. For example, someone may just be brushing their hair. Mesela işte saçlarını tarayan birinin tarağı gibi. Yeah, even if these things are not part of the story, they really help us engage with the reality of that world. Bunlar hikayeyle çok alakalı şeyler olmasa bile bu dünyanın, yani karakterin dünyasına girebilmemiz için oldukça işe yarayan ayrıntılardır. We are left with the feeling that these are real people and living a really living a life. Bu propslar bizde karakterler sanki gerçekmişçesine ve onların yaşamı sanki gerçekmişçesine bir etki bırakırlar. I wanted to show you the Simpsons because it's a real contrast to the other ones we looked at before. Size Simpsons'ları da göstermek istiyorum çünkü burada bir kontrast var diğer baktığımız örneklere göre. And of course there are many many projects that are stylized like this in some way. Aynı zamanda bunun gibi, yani bu şekilde stile edilmiş birçok farklı proje de vardır. We can of course very easily and quickly understand what everything is in this world. Çok kolaylıkla ve çok hızlıca anlayabiliriz işte burası neresi ve bu oradaki objeler nasıl, niçin kullanılıyorlar. In fact they are all still based on reality in some way and so they are still using reference. Buradaki her şey hani gerçeklikle bağlantılı bir şekilde kurgulanmıştır. Karakterlerin gerçekliğiyle bir bağlantılı bir şekilde kurgulanmıştır ve hani bir referans gibidir onlara dair. But they are clearly ensuring that everything looks like it belongs together. Aynı zamanda çok açık bir şekilde her şeyin birbirine ait olduğu, birbiriyle bağlantılı olduğu hissini de verir. If these projects are done in a really professional way, then there would be a guide for the artist to show the style of the design. Eğer bunlar gerçekten çok profesyonel bir şekilde yapılırsa aynı zamanda sanatçıya dair de bir hani şey olur, bir referans, bir ipucu gibi olur. So any new artist joining the team would have already a lot of information on how to develop the style. Mesela takıma yeni katılan bir sanatçının kolaylıkla bir fikri olur. Bu stili nasıl geliştirebilirim? Yani ne yapacağım, ne nasıl devam edeceği üzerine net bir fikri olur projeye gelir gelmez. The other thing to think about props is that they also make part of the composition. Propslarla ilgili bir diğer şey ise bunların hepsi kompozisyonun bir parçasıdır. So here, for example, the lamp, the two lamps are kind of helping to frame the characters. Mesela burada iki tane lamba var. Bu iki lamba karakterleri frame, çerçeveleme noktasında bir etki yaratıyor. So props are not a last minute thought. They are something that need to be also planned in advance along with the layout. Propslar son dakika işleri değildir. Hepsi önceden ayrıntılı bir şekilde düşünülür. But you might have a very short time to create one of these layouts. You might only have one day. You might have even less. Ama bu layoutları oluşturmak için oldukça kısa zamanınız olabilir. Belki bir gün, belki bir günden bile az. So you have to really be gathering your references, looking at the style and knowing in advance in a way what you're going to do. Bu yüzden bütün şeyleri bir zihninizde toplamanız ve ne yapacağınızla ilgili net bir fikriniz olması gerekir. And finally, Tituf again. So you saw this one already, but again they are quite stylized and simplified. Ve yeniden Tituf. Bu resmi size daha önce göstermiştim ama burada tekrar göstermek istedim çünkü propslar gerçekten çok iyi stilize edilmişler. But you know, everybody knows instantly that's a radio, but probably there's no radio that looks exactly like that. Mesela burada herkes bir radyo olduğunu kolaylıkla görebiliyor.
So when you are stylizing props, you have to say, what is it that makes a radio look like a radio? What is it that makes a phone look like a phone? Mesela propsları yaratırken şunu düşünmeniz gerekiyor. Bir radyoyu ne radyo gibi gösterir? Bir telefonu gerçekten ne telefon gibi gösterir? I mean, obviously this is particular to projects where you are really trying to simplify the design. Yani bunların hepsi projeyle ve dizaynı, tasarımı nasıl daha sadeleştirip basitleştirebileceğinizle ilgilidir. Okay, so very often in design we are going to see an ellipse. An ellipse, what's that? Ellipse şeklinde. Ellipse, okay, okay. Okay, thank you. And kolaylıkla bu propslarda bir ellipse şekli görebiliriz. So the ellipse in this one, you very rarely see the full ellipse. Mesela buradaki ellipsler, yani nadiren görürüz ellipse şeklini. And I guess in the Simpsons the perspective is not perfect. Yani sanırım Simpsons'ların perspektifi müthiş değil. Not at all, in fact, but the ellipse are here, 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 here. Ama ellipslere yine bakacak olursak şu küçük lambada, büyük lambada, o büyük lambanın altında görebiliyoruz ellipsleri. So here you can see there is a slight curve upwards. So the curve is going up. Şurada yukarı doğru bir kırılım görebiliyorsunuz. And here you can see the curve is going down. Bu aşağı kısmında ise aşağı doğru bir kırılım görebiliyorsunuz. And as I will show you, this means that the horizon line is going somewhere between the top and the bottom of that lamp. Mesela burada bu şu anlama geliyor. Horizon line, neydi onun Türkçe'de, ne çizgisi? Pardon. Ufuk çizgisi. Bu ufuk çizgisinin o lambanın ortasından geçtiğini izlenimi, fikri veriyor bu bize. If the horizon line was above the lamp, we would be able to see down inside the top of it. Eğer ufuk çizgisi lambanın üstünden geçseydi biz onu tepeden görecektik. And if the horizon line was below the lamp, we would be able to see up into the bottom of it. Eğer ufuk çizgisi alttan geçseydi ise lambanın alt kısmını daha ayrıntılı görüyor olacaktık. And we can see up inside the bottom of this one, for example, so we know the horizon line is below this one. Mesela burada büyük lambada lambanın alt kısmını görebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Ufuk çizgisi aşağıdan geçmiş. So sometimes when people draw props, they forget to think of where the horizon line is. Bazen insanlar propsları çizerken bu ufuk çizgisi işini gözden kaçırırlar. And so I want to give you some technique to make sure you don't have this issue. O yüzden bu gözden kaçırmamanız için kullanabileceğiniz birkaç teknik vereceğim size. In reality, ellipse can be quite complicated to draw. Here is an example of how to make one. Mesela burada bu ellipsleri nasıl kullanabileceğimizle ilgili bir örnek var. But most of the time we don't have to care so much about that. Ama çalışırken çoğunlukla bununla bu kadar fazla ilgilenmeyiz. Okay, so an ellipse has two axes. It has a minor axis where it is narrow. So this is the minor axis. Burada iki tane axis var. Biri şu minor axis. And the one down the middle where it is wide is the major axis. Diğeri ise yukarıdan aşağı olan, bu da major axis. Okay, and the way that we would draw one is we would let's take this. So if we have a horizon line for our layout. Biz layout'umuz için bir tane ufuk çizgimiz varsa eğer. And we have our vanishing point.
Ve de vanishing point. Ona ne diyoruz Türkçe'de? Kaçış noktası. Efendim? Kaçış noktası. Kaçış noktası varsa. Okay, it's really rough, but actually sometimes that's okay. But now I have a grid. But Isabel, by the way, we can't see what you are drawing. Should we see? Oh no, yes. Of course. I need to stop then, I guess, and try again. Yeah, yeah. let's see. Share screen. This one. Okay. All right. So I just made a grid, and I made the opacity down. And on a new layer, I will draw some objects. Evet, burada şu şeyi çizdim ve birazcık opacity, geçirgenliğini düşürdüm. Okay, so the best, the easiest way to make an ellipse is to do it by drawing it inside a square. Ellips yapmanın en iyi yöntemi onu bir karenin içerisine çizmektir. Isobel, by the way, can you put your microphone a little bit closer to your mouth? Yeah, is it okay? At the same moment you froze. Yeah. Ya belki biraz alakasız kaçacak ama çok merak ettiğim bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. There's a question by the way. Bazı böyle animasyonlarda çok böyle gerçekçi boyamalar var. Hani neredeyse karakterin gerçek olduğuna inanacağım. Bunları nasıl yapıyorlar? Isabel, she is asking, in some of the animations, the coloring makes her feel that it's like real. How can they manage it? I think it's the subject of the next month's course. Yeah, but yeah, yeah. Well, anyway, we will do something like that after the break. Okay. Şey, bu Burcu, önümüzdeki ders, önümüzdeki ayın dersinin konusu ama aradan sonra da renklendirmeyle ilgili çalışacağız. O zaman buna bakalım. Tamam. Teşekkür ederim. Mina, bu arada burada biraz şiddetli yağmur yağıyor. İnternet bağlantım kopar ya da donarsa çeviriyi devam ettirebilir misin? Aha, tabii ki. Ben tekrar geri gelene kadar. Tamam, tabii ki. Yes, Isabel, we can go on. By the way, usually the layout artist is not coloring at all, you know. Yeah. Bu arada layout sanatçıları boyama yapmazlar hiç. Yeah. But because you would make your own project, we will cover that as well. Ama yani siz şu an zaten bir projede olmadığınız için bu konuyu da işleyeceğiz, bu konuya da bakacağız. Okay, so we will draw a cube. Şimdi tamam, bir küp çizeceğiz. Gönül, bu kaçış çizgileri, yani ufuk çizgileri nasıl koydu oraya? Orada benim de ekranım dondu, göremedim. Bizim burada da yağmur yağıyor. Isabel, she is asking, yep. As we can't see your screen, she can't understand how did you draw these horizon lines? How did you decide where to draw them? It you was completely random. Yeah. I just drew a grid. The grid is the horizon line is for you to choose because we already discussed this in other classes, in the perspective classes, that you choose the grid yourself depending on how high you want to be in the screen. Okay, okay. Yani tamamen rastgele bir şekilde yerleştirdim. Daha önceki dersler perspektif dersi yapmıştık. Burada perspektif noktasını kendiniz belirliyorsunuz. Yani nereden bakacaksınız, yukarıdan mı, aşağıdan mı? Ona göre gridinizi çiziyorsunuz. The horizon line is important and the vanishing point is important. Ufuk çizgisi ve kaçış noktası önemli. But none of these other lines, you can draw them anywhere you like. They are not important. You can draw 50 of them. You could draw 3 of them. They are just a guideline. Yani ufuk çizgisi ve kaçış noktası önemli. Diğer çizgiler ise, yani onu rastgele çizebilirsiniz. İstediğiniz kadar çizebilirsiniz. 3 tane de çizebilirsiniz. 50 tane de çizebilirsiniz. So once you choose where the horizon is, once you choose where the horizon is, you can draw these grid lines at the horizon and the vanishing point. You can draw the grid lines wherever you like.
Evet, burada ufuk çizgisini çizerken, yani belirlerken, dediğim gibi ufuk çizgisi ve kaçış noktasını belirliyorsunuz. Geri kalan çizgileri random bir şekilde yerleştirebilirsiniz. So this is our horizon within the frame. Burası bizim yani karemizin içerisindeki ufuk noktamız. So we are just going to draw something that is cube-like. And böyle kübümsü bir şey çiziyoruz. In depth, it's probably not the perfect cube. Muhtemelen harika bir küp olmadı ama. But anyway, you can see if you take the line from the vanishing point through here, you can find you can find where the corner of the cube is on this far side. Evet. Bu kaçış noktasından bir çizgi çekerseniz karenize doğru küpün kenarlarının nereden geçeceğini bulursunuz. You can see, of course, I'm doing it rough, but it's still okay for most things. You can see these. Yani böyle. Sorry. No problem. yani kabaca yapıyorum ama yine de anlaşılır oluyor diye düşünüyorum. So these lines are all going to the vanishing point. Bütün bu çizgiler kaçış noktasına gidecekler. And so we can make sure that it's feeling like a proper object in perspective. Böylelikle perspektif açısından uygun bir obje çizmiş olduğumuzu anlayacağız. If you're using digital software, the easiest thing to do is to use the ellipse tool and just fit it inside the squares. Evet, eğer bu araçları kullanıyorsanız en iyi yöntem araçlardan bir elips çizip kübün içerisine koymaktır. So if I make an ellipse, bir elips aldım. Then I can change the I can change the dimensions to fit inside this cube. Evet, seçmiş olduğum küpün boyutların, seçmiş olduğum elipsin boyutlarını bu kübün içerisine yerleştirebileceğim bir elips olacak şekilde değiştirdim. So I'm using Control T. Control T'yi kullanıyorum. Now it is. Can I ask you something while it's about what you're doing right now? Yeah. The other day I was trying to do a drawing where there was like a cylindrical object and I had to apply perspective. Uh-huh. Does it like, from the reference pictures you showed, it kind of flattens the more it goes away from the vanishing point. Is that like correct or is it the other way around? No, it's the other way round. So you will see that. Let me just show you. When I move back to the PDF, can you not see it? No. Can you see Photoshop or can you see the PDF? We can see Photoshop. Ah, that's annoying. We can see Photoshop. Maybe there's a way. But while you are screen sharing, you need to choose screen my all screens. Like there's an option on the left corner. It's okay. Little really small. If you are choosing a screen, it only shows that one. But if you choose entire computer, then while you change the screens, we are able to see them. Right, okay. At the moment it's not giving me that option. I don't see it, but I know exactly. I know maybe if I go to advanced, it says portion of screen basic. It's supposed bu arada sen screen one maybe. Is this it? Maybe. Is that it? Can you see PDF now? Yeah. And if I go to Photoshop. Yeah. There's Can you see? No. No. We see your wallpaper. We can only see it back. Oh, you can only see the goose. Yes. May I translate my question while you're trying to solve this? Yeah. Ben şey sordum.
silindir bir obje perspektife yaparken, ben de geçen gün çizerken ben de denemiştim de kaçış noktasına yaklaştıkça daralıyor ve uzaklaştıkça normal şekline geliyor, öyle bir şey mi vardı ya da tam tersini dedim. Büyük ihtimalle ben tam tersini söyledim şu an ama ilk dediğim doğruydu. Şimdi onu gösterecektik diyecekti. Evet. Sorry, so what was the question? Oh, by the way, I didn't mean it as this as circle is. I meant like the circle is not in the upper surface. It's like facing the vanishing point when it's like that. My question was like, does it get flat the more it gets closer to the vanishing point? It doesn't get flatter. Do you mean does it get more narrow? I can't find the word to describe it, you know, a little bit distorted from its original shape, that example. Let me show you on the next slide. That's what I wanted to show you. That you will have to zoom in to see this. I will try now. And Deniz'in sorusunu cevaplarken bir sonraki slide'a geçeyim. Burada zaten bununla ilgili bir şey açıklayacaktım diyerek devam ettiği zaman. Let's just go through this before I show you. Şuna bir göz atalım size onu göstermeden önce. Okay, so these are the typical problems that people will have when they are drawing an object. Bunlar insanların bir obje çizerken karşılaştığı çok tipik problemler. I should say when they are drawing an ellipse. Yani elips çizerken demeliyim. Okay, one of them is that there are points in the corner, and this is very common. Well, there are no corners in an ellipse. Mesela burada köşeler var görüyorsunuz ama elipste bir köşe olmaz. And it's very common to see that in the drawing. Yani bu hatayı çok yaygın bir şekilde görürüz. Here when we have the rim of a pot, the one that is furthest away should be more narrow. Yani burada bu şeyi çizerken şu kısım daha dar olmalı. So this piece of rim should be wider than the one that is far away. Evet, şu ön taraftaki üst bölümü daha geniş olmalı arka taraftakine göre. Ön taraftaki daha geniş, arka taraftaki daha dar olacak. Birinci resimde doğru şekilde yapılmış. And finally the curves should be more deep the further below or above the horizon. Ve son olarak da şu kabın altı daha böyle kıvrık olmalı, düz olmamalı. So you, in the notes you can zoom in on this drawing and I will do that now. Bu çizimi biraz zoomlayabilirsiniz ki şimdi ben onu yapacağım. And now we will look at this and then we will have a break and we'll come back and do some drawing and also we can discuss some of the other things we wanted to chat about today. Evet, yani ara veriyoruz şimdi ve de aradan sonra bunun üzerine değineceğim, bu konuya değineceğim. Şimdi ara vermiyoruz. Şimdi onun üzerine konuşacak, bir de sonra şu TV Paint için 5 dakikalık konuşacak onu ve ondan sonra ara vereceğiz, öyle dedi sanırım. Tamam, teşekkürler Deniz. Okay. Okay, so to answer Deniz's question, the only thing that is happening is the square that the ellipse is inside is of course getting bigger or smaller. Yani Deniz'in sorusuna gelince bu elipsin içine girdiği kare daha küçük ya da daha büyük olabilir. Deniz, eklemek istediğim bir şey varsa ekleyebilirsin. Yani ne sorduğunu ben tam olarak anlayamadığım için anlatmakta zorluk yaşayabilirim. Sen eklemek istediğin bir şey olursa ekle arada lütfen. But if I was using this cube for example, the surface would not really become any narrower or wider. If I was moving this Ama mesela bu
Ama bu kübü kullandığımda mesela zemin daha dar ya da daha geniş olmaz. If you practice it using a cube, it will really make sense. Yani küp kullanmayı pratik ederseniz gerçekten yani sizin için daha anlaşılır olur. So here is an object that has a surface above the horizon and a surface below the horizon. Mesela burada ufuk çizgisinin üstünde ve altında kalmış noktaları olan bir objemiz var. So you would see an upward curve and a downward curve. Bu yüzden hem yukarıda hem de aşağıda bir kıvrım görüyorsunuz. Here both of the whole object is above the horizon, so you see underneath both of the curves. Burada bütün obje ufuk çizgisinin yukarısında, bu yüzden bütün şeylerini görüyoruz. And hem alttan görüyoruz. The one that is further from the horizon is deeper than the one that is closer to the horizon. Aynı zamanda can you repeat that please? The one that is further from the horizon is deeper curve than the one that is closer to the horizon. Evet, bu horizon çizgisinden, ufuk çizgisinden uzak olanda daha derin bir var, büklüm var. Diğerine göre, uzak olana göre, yakın olana göre. Again, if you do this with a cube, it will start to become obvious. Tekrardan bunu yine küple çalışırsanız daha anlaşılır olur. If the curve is exactly on the horizon line, then it is completely flat. Eğer bu dönen yeri, kübün üst kısmı, silindirin üst kısmı tam horizon çizgisinin üstüne geldiyse, orada daha artık bir curve yoktur. And here we have an object below the horizon, so we are looking down inside to both of the curves. Burada ise bir objemiz var ve bu obje ufuk çizgisinin altında kalmış. Bu yüzden dönen kısımlarını her iki taraftan da görebiliyoruz. Hem üst hem alt kısmını görebiliyoruz. Okay, so I will do some drawing of this after the break. Evet, bununla ilgili aradan sonra çizim yapacağım. Okay, but first, when we come back after the break, I will answer any TV paint question. Not many, just for five minutes or so. Okay. Ama aradan sonra geldiğimde de ilk 5 dakika TV paint ile ilgili sorularınız varsa onları cevaplamak isterim. Çok değil, sadece 5 dakika. Yeah. If you don't restrict the time, then the whole course can keep the whole course by answering the TV paint questions. Exactly. Okay. So if see you in 10 minutes. It's okay. Okay. See you. Bye bye. See you. Bye bye. 10 dakika değil mi? Evet, 10 dakika ara. Tamam. Mine, orada mısın? Buradayım. Mina, ya bir şey soracağım şimdi, ben açtım da benimkisi Türkçe, ne tarafta, sol üstte mi, sağ üstte mi? Şu bir tane bu anahtar mı? Aynen, anahtar var ya, anahtarı tıklayınca bir ekle var, eklenin yanında da şöyle kanvas bir kanvas var. Gibi kanvas var, aynen, kanvasa tıklayınca alttan referans. Aynen, edit. Referans olması lazım muhtemelen. Fotoğraf diyor. O değil galiba. Yok, referans değil. Referansın bir üstünde. Drawing, yani çizim. Çizim örneği, animasyon desteği. Animasyon desteği. Yok, onun örneği. Altında. Aynen. Onu animasyonun altındakini açınca. Kareler geldi. Onu edit seçeneği var. Hemen bir altında. Şurada. Gözüküyor mu? Nerede? Kapanmış. Şurada benimkinde onu açınca alt tarafta hemen bir edit. Düzenli çizim örneği diyor. İzometrik perspektif. Tamam. Perspektife tıklayıp bir noktaya dokununca kendisi geldi. Diyor. Geldi, sağ ol.
Rica ederim. Teşekkür ederim tekrar. Mina, onun ekran fotoğrafını atsana bir şeye, WhatsApp gruba. Ben de onu sordum ama beni yanlış anladılar. Yani ben de o şey nasıl çıkıyor gibi bilemedim PC'de. Şimdi o TV Paint de değil ama. Ha, biliyorum. Paint'te yaptım ben. Adobe'de ha, PC'de değil mi o? O da var. Evet. Ben iPad'de yaptım ama bilgisayarda nasıl yapılıyor bilmiyorum. Tamam. Dinlen zaten. Yani bir ara o şeyini atarsan atabilirsin. Tamam, ben WhatsApp'tan şimdi screen atayım ekran görüntülerini. Sağ ol, Zahmet. Mina, bir soru da ben sorayım. Evet. Bu kaydı durdurabiliyor muyuz? Durdurup kaldığımız yerden devam edebiliyor muyuz? Evet, record'a tık. The ellipse... using the tool, I am going to make it the best fit inside of the square. Evet, şimdi ben burada elipsi seçtim şeylerimin arasından, tool'larımın arasından. Küpün içerisine en iyi sığacak bir elips formu oluşturmaya çalışıyorum. And in fact, the ellipse would be the same width, but it would be the same width like this, but it would be a different depth like this. Okay. Evet, burada elips yani aynı ona uyacak bir şey de oluyor boyutta ama Isabel, actually I can't understand what you try to say. Ben söyleyebilirim genişliği, yani şu onu aşağı aynı şekilde geçireceğiz ama aşağıdakini daha dar yapacağız, hani üstten daha boyutunu kısaltacağız, kenarlardan aynı uzunlukta olacak. Tamam Deniz, çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Okay. So I am going to duplicate the ellipse that I have and move it to the bottom. Elimdeki elipsi kopyalayıp en dibe taşıyorum. But now you can see that I need to change the depth of it because we are more far below the horizon line. Ama görüyorsunuz burada elipsin boyutunu birazcık değiştirmem gerekiyor çünkü ufuk çizgisinden daha uzaktayız artık. Okay. They changed the command in TV Paint. In Photoshop. Evet, Photoshop'ta bir şeyi değiştirdim dedi. So it's doing it the opposite of how it used to work. Yani o yüzden ayarlarda bir şey değiştirdiğim için daha önce çalıştığının tam tersi şekilde hareket etti az önce. Okay, so you can see that they are the same width, but they are, but the top one is more narrow because it's nearer the horizon. Görüyorsunuz. Ama aşağıdaki Okay, now I will draw one bigger down here so that you can see more clearly how to draw it. Şimdi buraya bir tane daha çizeceğim. Daha büyük bir tane daha. Böylelikle nasıl olduğunu daha net anlayabilirsiniz. So again, draw your cube. Evet, yeniden bir küp oluşturuyorum. We're just going to make it very short. Yani çok kısa yapıyoruz ama bunu. So it's not really a cube. Yani tam bir küp de olmadı aslında. Just as fine as could be how you make a bowl or something. Evet, bu yani nasıl bir şey yapmak istediğinizle ilgili. Okay. So we are going to draw the ellipse inside here. Evet, elipsi buranın içerisine çizeceğiz. In the perspective, you remember that if you draw a cross, you find the center point. Perspektiften hatırlayın, bir çarpı çizip merkez noktasını buluyorduk. But the bad news is that this center point is not the center point of the ellipse. Ama kötü haber, bu merkez noktası elipsin merkez noktası değil. So I just want to show you that really, if there is an ellipse here. O yüzden size şimdi göstermek istiyorum. Eğer burada bir elips varsa, The
the center of the cross is maybe is here. Şeyin çarpının merkez noktası şurada. And that lets you draw the middle point of the square. Can you repeat that, please? That would allow you to draw the middle line of the square. Evet, bu merkez noktasını bulmak karenin ortasından tam bir orta çizgi geçmenize yardımcı olacaktır. However, to make the middle point of the ellipse is found in an even more simple way, actually. Ama elipsin orta noktasını bulmak daha kolaydır aslında. Really, this is wrong. So I should draw it in a better way because it's not clear. Everything you said is okay, but I'm going to draw it better. Dediğim her şey tamamdı ama çizim çok net olmadı, o yüzden onu tekrar yapmak istiyorum. Because of course the ellipse should touch the edges of the square. Çünkü elips karenin kenarlarına dokunmalı. Okay, so again, I will just redraw that quickly. Bu yüzden yeniden hızlı bir şekilde çizeceğim. Okay, so this is the middle line of the square. Bu karenin orta noktası. But in fact, the middle line of an ellipse is simply like this. Ama elipsin orta noktası basitçe şu şekilde. It means that these A and A are the same length. Bu şu anlama geliyor. Yukarıdaki A ve aşağıdaki A aynı uzunluktadır. And B are the same length always. B ve B de aynı zamanda aynı uzunluktadır. But here if you were to use the middle line of the square, this would be a different size from this. Ama eğer karenin orta noktasını kullanırsanız üst ve alt uzunluğun farklı olduğunu görürsünüz. So every ellipse is always A equals A and B equals B. Her elipse her zaman A A'ya, B de B'ye eşittir merkez noktasına göre. So the easiest way is to, if you're doing it digitally, to use one of these ellipse tools and fit it inside your square. Eğer dijital çalışıyorsanız bunun en iyi yöntemi şu ellipslerden birini seçip karenin ortasına oturtmaktır. But if you want to draw it yourself, a quick way of doing it is to find the center of the square. Ama eğer bunu kendiniz çiziyorsanız bunu yapmanın en hızlı yolu karenin merkez noktasını bulmak. Once you find the center of the square, you can just go a tiny bit below it to find the middle point of the ellipse. Karenin orta noktasını bulduktan sonra yapmanız gereken şey birazcık altından bir çizgi geçip elipsin orta noktasını bulmaktır. And then you can just mark some crosses for the points that the ellipse will meet the square. Ondan sonra da elipsin kareyle buluşacak olan noktalarını belirleyebilirsiniz. Once you have the middle point of the square, it's actually easy to find the where the ellipse will cross the square. Karenin orta noktasını bulmak, elips ve kare nerede nerede karşılaşıyorları bulmak için size yardımcı olur. You will just draw a line from the vanishing point to the middle point of the square. Kaçış noktasından karenin orta noktasına doğru bir çizgi çizersiniz. And then you can see where it's going to cross. So. Ve de kenarların nerede kesişeceğini böylelikle bulursunuz. So you find something that is not really really accurate, but it's close to accurate on the sides. Yani %100 doğru bir şey bulmasanız bile doğruya oldukça yakın bir şey bulursunuz. And here you can find the points that it will cross in perspective. Evet, şimdi burada şeyi kareyle silindirin kesişeceği noktaları buldunuz. And then you can just estimate the shape inside the square. Ve de şekli aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz artık nasıl çizeceğiniz elipsi. It's not completely perfect, but it's okay. Yani %100 harika değil ama okay bir çizim. And this is the really the simplest way that you can
just make a good estimate for. Bu da yani bu aşağı yukarı bir elips çizmenin en iyi yoludur. Okay. So I would, if you want to draw an ellipse accurately, I think you can start to look at some reference online. Eğer bir elips çizecekseniz size online olarak bazı referanslara bakmanızı tavsiye ederim. But using the square method, you can see that very quickly I can come up with something quite close. Evet ama bu kare metodunu kullanmak da aşağı yukarı bir şey elde etmeniz için oldukça işe yarayacaktır. The most important thing is to make sure that you're following these rules. That if it is above the horizon, you can look up inside, and if it is below the horizon, you look down inside. Bir diğer dikkat etmeniz gereken konular ise eğer küp ufuk çizgisinin üstündeyse ona aşağıdan bakacaksınız. Eğer ufuk çizgisinin altındaysa ona yukarıdan bakacaksınız. So for this one, for example, if we were to color it, we would see that this surface would be filled. So we are looking up into the top curve. Evet, şimdi mesela buradaki kübümüzü şöyle renklendirecek olursam buna aşağıdan yukarı bakıyorum. Okay. And below we are looking down into the curve. Ama ufuk çizgisinin altında kalan kübe ise yukarıdan aşağı bakıyorum. Okay. So like this. And then for when we are when the object is in the mid has the horizon line in the middle, we are looking down. Ufuk çizgim tam ortasından geçiyor ise bu şekilde onu karşıdan görüyorum. So you cannot see the bottom and you cannot see the top. Yani ne altını ne de üstünü tam olarak göremezsiniz bu durumda. And this is the same when one of the surfaces is exactly on the horizon line. Zeminlerden bir tanesi tam olarak ufuk çizgisini karşılıyorsa aynı durum yine geçerlidir. The easiest way to practice this is to get a mug and just raise the mug at all different levels and give it a go like this. Yani bunu pratik etmenin en iyi yöntemi elinize bir tane fincan alıp fincanı aşağı yukarı oynatarak ona bakmaktır. And you will see when the mug is right in front of your eyes that the surface will be completely flat. Yani o zaman göreceksiniz ki fincan tam karşınızdayken üst kısmı yani tamamen dümdüzdür. Okay. So that's everything for now on ellipse. Of course, you can find many things online about that. So if you want to practice it more, then there's many, many resources you can find. Yani ellipse ile ilgili söyleyecek olduklarım şimdilik bu kadar. Ama bununla ilgili online olarak araştırmalar yapabilirsiniz. Okay, so I'm going to show you now an introduction to what we will do next time. It's just very simple. Şimdi ise gelecek dersimizde, bir sonraki ayımızda neler yapacağımız üzerine kısa bir giriş yapacağım. Again, this method is completely reliant on working in a digital way. Yani bu çalışma yine tamamen dijital araçlar üzerine olacak. But this is what I am doing all the time at the moment. I am making a grayscale drawing first. Yani bu şu an nasıl çalıştığım. İlk önce yani boyamadan bir karakteri oluşturuyorum. What this allows me to do is really understand the lighting on my drawing. Yani bunu yapmak benim çizimimdeki ışığı daha iyi algılamamı sağlıyor. Unfortunately, I prepared this in 5 minutes, so I don't have her drawn on different levels. Maalesef bunu 5 dakika içerisinde hazırladığım için farklı noktalardan görüntü yok elimde. But usually the character would be separated from the background.
Ama genellikle karakter background'tan ayrılmış olur, ayrı olur. But I will show you how we can work when the layers are separated. Ama size layerlar, ayrı ayrı layerlarda nasıl çalışacağınızı da göstereceğim. As I say, I will do that next time. Ama yani bunu diğer derste yapacağız. Okay, so first I have my grayscale layer and then I created a new layer. Yani ilk olarak bir tane layer'ım vardı ve daha, layer 2'yi oluşturdum daha sonra. And the new layer, I changed the type of layer to an overlay. İkinci layer'ımı türünü overlay olarak değiştirdim. And if you choose a dark color with an overlay, it's coming out very dark on the dark areas. Eğer overlay türünde koyu bir renk seçerseniz fotoğrafın koyu alanlarında çok koyu çıkar. But usually I'm working with a kind of lighter color. Bu yüzden yani daha açık renk renklerle çalışmayı tercih ederim. And I can build layers up. So I once I start to paint, you can see that it colors everything, but it keeps the it keeps the value in a way. Şimdi boyarken görüyorsunuz her tarafı boyuyorum. The value is like the how dark or light it is. Ama aynı zamanda gölgeler gölge hissi de var. Yani nerenin daha koyu, nerenin daha açık olacağına dair bir izlenim de var. Quite quickly, I'm already having something that has a nice, solid feeling, and I did really very little. Sorry, I can't. Very quickly, I have something that has a nice, solid feeling, even though I did very little complex painting. Okay, yani böyle çok hızlı bir şekilde hoş bir görüntü, hoş ve somut bir görüntü elde etmeye çalıştım. Deniz, bir şey mi soruyordun? Evet. There's a question. I'm sorry to interrupt. Did you set the layer above this, the grayscale layer to overlay, right? Yes. Okay. That's it. And this is just a completely flat color. Like the blue is just one blue I'm using and I'm going over it all. And already it is giving me the value. Yani ben burada tek bir renk seçiyorum. Mesela işte mavi, net bir mavi ton falan hiç yok üzerinde. Bununla dümdüz boyuyorum ama program bana gölgelendirme sağlıyor otomatik olarak. This is not perfect. There are after I do this, sometimes I might paint on a new layer. Bu her zaman çok harika bir şey olmuyor. Bazen onun üzerine tekrar çalışıyorum. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Sadece bu programda mı yapılıyor bu yaptığı şey? Şimdi boyadığı şey. Başka programlarda da böyle yapabilir miyiz? Pardon. Deniz, buyur lütfen. Söyleyebilirsin. Maske özelliği gibi bir şey çoğu programda var ama dili çok değişiyor programdan programa. Onun videoları varsa YouTube'da programın overlay diye aratırsanız bulabilirsiniz belki. Bir de şey soracağım ben. Bu arada Procreate kullanıyorsanız eğer. Bir de şey soracağım. Bu boyama şeylerini ilaveten alıyor değil mi? Isabel, the first question was can we use this overlay in other programs? But some of other participants said that you can also find it in Procreate. And the next question is can you buy these colors extra or are they all inside the program? They're all inside the program. Okay. Burcu programın içindelermiş. Ekstra alınmamışlar. Tamam, teşekkürler. Canlarım. Okay. Yeah, but you look, so far I used four colors only and already I have something that is starting to feel kind of realistic in a way. Yeah. Yani şimdiye kadar dört tane renk kullandım ama yani böyle gerçekmiş gibi bir izlenim elde etmeye başladım bile. Maybe after I did this, I think that I would like to have lighter colors in some areas. Bunu yaptıktan sonra belki bazı alanlarda daha
açık renklerle çalışmam gerektiğini düşünebilirim. So maybe I will return to the grayscale drawing and I will go back to just a gray and I will make this lighter. For example, mesela bu gri olan layer'ıma geri döndüm ve mesela orada daha açık çizim yaptım üzerine. So that when I turn on the color, you will see that I have a really light area now. Yani şimdi tekrar ikinci layer'ıma döndüğümde görüyorsunuz orada bembeyaz bir şey çıktı. So if I do it more gently, maybe I have some bright light on her coat here. Yani şimdi burada birinci layer'da ceketinin üzerine biraz daha açık gri geçtim. Okay, and then the color will change according to the lighting. Evet, görüyorsunuz ikincisinde ışığa göre renk değişti kendiliğinden. Or I might on a new color layer paint a lighter color over the top of the layer. Başka bir layer oluşturup burada daha açık renklerle de çalışabilirim. So for example with the color picking tool which is the letter I for me, I don't know if you have the same shortcut, but I have the letter I on my keyboard for the color picker. I can't. What is color picker? It's to pick the color. Okay. To choose the color. Bu color picker diye bir şey var ya. Damlalık. Ona damlalık. Efendim Özge? Damlalık deniyor ona. Böyle damlalık gibi işareti var. Nereye gidersek o rengi seçiyor ya. Yes, eyedropper. Eyedropper tool. Yeah. Okay. So if I choose, so on a new layer now, it's just a normal layer this time. It's not an overlay. Şimdi yeni layer'ım normal bir layer. Overlap layer değil. I could also now choose the color of her coat. Şimdi burada ceketinin rengini seçiyorum. And then I could select a lighter blue and just paint in that way. Ve de biraz daha açık bir mavi seçip bu şekilde boyuyorum. But personally I like to use this overlay method. Ama ben kişisel olarak which one do you use to do you prefer? I can't guess. Overlay. Ha, overlay. Ama ben kendi çalışmalarımda overlay metodunu kullanmayı tercih ederim. The reason that overlay works for me is because I understand light better than I understand color. Niçin overlay metodu benim daha çok işime yarıyor? Onu daha çok tercih ediyorum. Çünkü benim gölge algım renk algımdan daha iyi. So a really good painter would be able to choose the right color for the right value and would not need to use this technique. Yani çok iyi bir boyayan kişi, çok iyi bir boyayıcı. Doğru yer için doğru rengi bulur ve o rengi kullanır. Belki bu tekniğe çok ihtiyaç duymaz. But personally for me this is working really well and I love to use this method. Ama benim için bu overlay metodu gerçekten çok iyi çalışıyor ve ben bunu kullanmayı seviyorum. If I was working with the character on a separate layer in a way you don't have to be careful about the edges. Eğer farklı layer'larda çalışıyorsanız köşeler konusunda çok dikkatli olmanıza gerek yok. So now on a new layer I will draw a shape. Yeni bir layer üzerinde böyle bir şey çizeceğim. Okay, and now I will apply, and above this one, I will make a new overlay layer. Bunun üzerinde ise bir overlay layer'ı yapıyorum. If you hold Alt key, so Alt, and you hover, if when you create a new layer and you hold the Alt key on this little line here, you can make it like it's a kind of mask. I can't understand it. Can you explain it? Do you know the Alt key on your keyboard? Alt. Yeah. Okay. Alt. Arkadaşlar Alt tuşuna basıp maske yaratıyor. Okay. They understood it better than me. So if you have Alt key, you can make a mask.
Evet, buradan bir maske oluşturabiliyoruz böylelikle. And if I make this layer an overlay again. Ve de bu layer'ı tekrar overlay yaparsam. If I choose a color now and I paint over this object, it will not go outside of the lines. Evet, tekrar seçili tutup bu objenin üzerine boyadığımda. So this is why it would be really good to have your character separated from the background. Yani işte bu yüzden karakterinizi background'dan ayrı olarak çalışmanız çok önemlidir. And in fact, you could have different elements on different layers. For example, the book could be in a different layer. Yani farklı değerlerde farklı elementler olabilir. Mesela kitap farklı bir layer'da olabilir. Okay. So this is what we will do a little bit more of this when I return. Evet, yani geri döndüğümde bir sonraki dersimizde bunlar üzerine çalışacağız. And now I would like to just see if anybody has work that they want to share from last time. I made the, you know, the same picture. Şimdi ise geçen haftadan. İnternetten dolayı sanırım geç. What did I close? What? Sorry, I closed something. Dennis, you want to show something? It's just the same picture you sent. I just read it. Yes. This is it. This one. Yeah, it's really blurry. I couldn't. I sent Dennis the photograph from last week to play with this technique of smudging a photograph around. So this. Deniz'e geçen hafta bir fotoğraf yollamış İzobel. O geçen hafta gördüğünüz konuyla ilgili çalışma yapması için üzerinde. Bu da Deniz'in çalışması sanırım, yaptığı çalışma. Okay, so now Dennis, you had the class on drawing an ellipse. So now you need to make the ellipse work with the horizon. Deniz, bu dersi geçmişsin. Şimdi elips çalışmasını yapman gerekiyor. Is this land here? Yeah, the colors are so similar. I couldn't, you know, there was no lighter color nearby, so it's mixed up. Okay. Because that's, I would say that this feels like the sea. Is that correct? Yeah. But this also feels like the sea. So I just think just to make the shapes more defined on the land. Yeah. Evet, yani şurası ön kısmı deniz, arka kısmı kara olacak ama her ikisinde de denizmiş izlenimi var. Değil mi? Öyle. Değil mi deniz? Okay, and Sahar, did you do the grayscale of your layout from last week? Yes, I did. Actually, I did two grayscales, as you said, and also I colored a little bit of my mushroom houses, actually, right. Not all of it. Sahar da yapmış bu gri çalışmayı. Bir de mantar evlerini renklendirmiş. I have high expectations. Beklentilerim yüksek. Söyleyebilir miyim? Tabii. Ben de ödevlerimi yaptım. Onlara da bakabilir mi daha sonra? Merak ediyorum. Yeah, look at that. İsim ne acaba? Yes, it's not finished yet. Şirin. It's just have a little bit of shadows and it's not complete. I promise I will complete it. It looks complete to me. It's fabulous. Thank you. And also, I've sent two grayscale to you. Sorry? Two other grayscale with smudging. It's number 5 and number 6, I think. But these are different drawings, you mean? Yeah. Yeah, nice. I guess with this one, with the trees, it could be nice because I have the feeling that the trees are somehow taller than the mountain. Because the mountain maybe doesn't look far away enough. Maybe, you know, it's
Yes. Yeah, I think with this one, you want to make the mountain lighter and the details less, because the trees do look large in a way compared to it, because it looks really close to these ones, right? Yeah. Yani bu çalışmada daha uzakta görünebilirdi diyor, ışıkla da bağlantılı olarak. That's very cool. I like it. I like it a lot. It has a nice feeling. You know, it's really hard in Photoshop to smudging, and isn't it? I know. I think it's hard in Photoshop to do that technique. As you know, I'm using Procreate for my job at the moment, and Procreate has been great for me for my job. But actually, I'm holding my tablet all day, and now I'm hurting my hands. So, yeah. It would be better for me to sit properly at my desk like this, actually. Bunların diğer bir çalışması, o da oldukça güzel, hissiyatını çok sevmişiz o ben. Biri daha var çalışmalarıma bakabilir mi diyen, ismini söyleyebilir mi? Bendim hocam, Şerife. Şerife. Also Şerife's work. Where is it? This one? Yes. Nerede Şerife? Yeah. Bu değil mi Şerife? Oh nice. Did you do the technique of taking the photograph? Fotoğraf çekme tekniğini kullandın Şerife. Evet, o şey bululu fırçayla yaptı. Yes, she used that technique. Nice. I really like the feeling. The only question is, what is that thing? That's the only thing that when I look at it, I'm not sure. Of course, a painting can be abstract, but I'm still not sure if it's hair or something like that. Çok sevdim Şerife. Ama takılan şey şu ön kısımdaki saç. Yani o saç mı, başka bir şey mi, ne ifade ediyor onu tam anlayamadım. O saç değil. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Sadece orada. She says it's not hair, but she doesn't know either what is that. Okay. It's just it's abstract. It's fine. Yeah. Abstract is good. Oh, cool. This is great. Yeah. Çok güzel olmuş. So you are getting a really good understanding of perspective. Yeah, perspektifi çok iyi anlamışsın. I'm just checking. Yeah. When you're showing drawings like this, when we are in a class, if you could show the grid, that would be really good as well. Then I can really test you. They will show grids, you said? Yeah, the perspective grid. Okay. Bu tarz resimlerinizi bana yollarken, perspektif gridlerinizi de yollarsanız, nasıl çalıştığınızı ve çalışmanızın doğru olup olmadığını daha iyi değerlendirebilirim. But it feels really nice. You know, the most sort of solid drawing I saw coming from you. I think it feels really good. Yani bu gerçekten çok iyi. Senden gördüğüm en böyle net çalışmalardan biri. Gerçekten iyi. Fun. How did you find this technique? Was it something that allowed you to feel more creative? Bu tekniği nasıl buldun Şerife? Biraz daha yaratıcı olmanı sağladı mı? Kesinlikle. Sure. Is this the photograph you used? Bu kullandığın fotoğraf mı? Bu en baştakinde kullandığım fotoğraf. Diğerininki altta fotoğrafı. Fark etmedi sanırım küçük olarak. This is the photo that she used for her first drawing. But nice. The last drawing, the photo is different. Okay. Great. All right. Fabulous. I think we're out of time. I won't be back until the new year. Okay. We will meet you. Happy New Year. Will you go to Scotland for the new year? I hope so. I am going to get myself a coronavirus test. Mm-hmm. Just to be sure that I should travel. Okay. I hope you could go there. Thank you. And the in my area at the moment is very bad. Hmm.
So can you travel? Do you have to do that test to travel? No, not in the UK, because they are allowing us to travel at Christmas within Scotland as part of the UK, so I can still go there. But they are only allowing us to do this over 4 days in December. Mm-hmm. Okay, I hope you can go to Scotland. Thank you very much. Me too. Otherwise, I will be home alone, like the movie. Ah, yeah. Okay. All right. Happy New Year. Happy New Year, everybody. Take care. Next month.